Hepinize merhaba. Kanal İzmir TV ve İzmir Haber ortak yayınında İzmir'de kültür ve sanat programıyla sizlerle birlikteyiz. Bugün müzik dolu dakikalarla sizlerle birlikte olacağız. Müzisyen bir anne babanın oğlu olan Uğur Soyurgal stüdyomda konuğum. Aynı zamanda bir konuğum daha var. Antalya'dan bize bağlanacak Nil Göksel, piyanonun prensesi. Minik sanatçımız Nil Göksel'le birlikte olacağız. Evet, konuklarıma hoş geldiniz demek istiyorum. Nil, merhaba. Merhaba. Nasılsın, iyi misin? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Seni tekrar konuk aldığım için çok mutluyum ben. 23 Nisan'da biliyorsun seni konuk almıştım ama bir terslik olmuştu. Yayından kopmuştun. Ama bu sihirli parmakları, bu kıymetli sanatçıyı bir kez daha ben konuk almak istedim. Yine bizlerle birliktesin. Çok teşekkür ediyorum. Evet Uğur, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? İyi, siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Evet Nil, ilk sana dönmek istiyorum ben. Şimdi izleyicilerimize bir kez daha kendini tanıtır mısın? Nil ne zaman müziğe başladı? Çalışmaların nasıl gidiyor? Tebrik ediyorum seni. Evet, o sihirli parmaklarınla dokunur musun piyanoya? Ne çalacaksın bize? Tamam, bekliyoruz. Thank you.
Tebrikler Nil. O minik parmaklarınla, dokunuşlarınla çok güzel bir dinleti bize sundun. Çok teşekkür ediyorum. İlerleyen dakikalarda yine senden böyle bir ezgi almak istiyoruz. Şimdi stüdyodaki konuğuma dönmek istiyorum. Uğur, tekrar merhaba. Merhaba. Şimdi ben tabii ki seni tanıyorum. Müzisyen bir anne babanın oğlusun. Ama izleyicilerimiz daha yakından tanısın istiyorum. Biraz kendini anlatır mısın bize? Tabii. Ben 8 yaşında piyanoya başladım. Hı hı. Babam caz müzisyeni. Babadan oğula zaten. Evet. Ailede. Dede de benim rahmetli dede, babaanne, tiyatrocu. Herkes de. Ablam var. O da eski ses sanatçısı. Annem biliyorsun zaten Aylin Urgal tanınmış bir isim. Evet, evet. Allah rahmet bir eylesin. Bir Sezen Aksu nasılsa, bir Ajda Pekkan nasılsa Aylin Urgal da o. Oydu, evet. Oydu ama nasip değilmiş. Evet, evet, evet. Bizi görüyordur kendisi kesinlikle. Yukarıda. Kesinlikle. Allah rahmet mutlaka. Eylesin. Allah rahmet eylesin. Onun şarkılarıyla bazen anılar canlanıyor. Ondan bize parçalar çalacaksın. Tabii, mutlaka değil mi? Mutlaka yapacağım. Mutlaka. Evet, müzik hayatına ne zaman başladın? 8 yaşında başladım. 8 yaşında. Öğrenmeye başladım 8 yaşında. 15 yaşında Efes Oteli'ne başladık. Hı-hı. Babamla beraber orkestrada görev aldık. Biraz zor oluyor babayla beraber ama disiplin tabii. Disiplin var. Babam da disiplinlidir. İyidir kendisi. Evet. Çok iyi müzisyen. İzmir'in sayılı müzisyenlerinden. Hı-hı. Tenor saksafoncu kendisi. Evet. Orkestra buradan sevgilerimi yolluyorum ona. Annem de var evde annem. Babam biz küçükken evlendi. Evet. Çok iyi bir annem var. Onu da öpüyorum yanaklarından. Ne güzel, ne güzel böyle. Asla üvey demiyoruz, dedirtmiyoruz da. Ya. Çok ya. Değerli benim için, bizim için geçmiş değerli. Geçmiş sizleri evet, küçük yaştan beri değil mi? Hala da kendisi inanılmaz ilgili. Müzikle ilgileniyor mu da? Kulağı iyi. İyi. Bir kere şarkı söylemişliği var. Öyle mi? O kadar. O zaman bize bir parça çal, tamam. Başlayalım müzik şenerimize. Tamam. Biliyorum duymak istediklerin bunlar değildi. O yüzden zafer saymıştım zamansız gidişini. Sen veya ben 19'unda hoca bir kadındım. Oysa ben seni tüm yalanlardan daha çok seviyordum. Zor kadere emanet ettim seni. Sen benim kördüğümü tutamadım gözyaşım. Zor bir daha güvenmek. Bana düşen kabullenmek. Zor da olsa dönüp gitme. Biliyorum duymak istediklerin bunlar değildi. O yüzden zafer saymıştım zamansız gelişini. Sen hele ya. Ben 19'unda hoca bir kadındım. Oysa ben seni tüm yalanlardan daha çok seviyordum. Zor kadere emanet ettim seni. Sen benim köldüğümü tutamadım gözyaşım. Bana düşen kabullenme, zor da olsa dönüp gitme. Süper, müthiş bir açılış. Teşekkür ederim. Şimdi müzik hayatına 8 yaşında başladın babanın yanında. Daha sonra neler yaptın? Tabii yaş ilerledikten sonra, bir süre Efes Oteli'nde çalıştıktan sonra askerlik geldi. Hı hı. Tam zamanında gittik askere. Evet. Orada evindeydim. Mehteran. Yani eski mehteran. Yani bir müzisyeni bırakmaz zaten. Tabii. Acemili Ankara Usta Birliği İstanbul'u tabii bırakmadılar. 17 ay İstanbul'da kaldım.
Harbiye Mehteran bölümünde kaldım 17 ay. Hı-hı. Eski Osmanlı Yeniçeri evet. oluyor. Bir sürü konserlere gittik. Tatil köyü gibiydi yani askerlik yapmış gibi değildim ha, resmen. Müzisyen olunca. Çok iyi oluyor tabii. Ondan sonra askerlik bitti. Hı-hı. Bittikten sonra biraz dinlendik tabii. Hani Karşıyaka'ya geldik. Evet. İşlere başladık tekrar. Hı-hı. Şimdi bir orkestra kurduk. Orkestramız aşağı yukarı bir 12-13 senedir var. Omniton evet. ismi. Tufan Aksoy. Onlarla birlikte mi sahne alıyorsunuz? Tabii. Tufan Aksoy var benim patronum, abim, hı-hı. her şeyim. Savaş abi falan. Hepsi grup olarak biz bir sürü düğünler olsun, oteller olsun, barlar olsun. İzmir dışı, İzmir içi tabii. Oralara gidiyoruz. Bir grubum daha var bizim. Tabii. Magnezya grubu var. Evet. Abilerim. Benden yaşça küçükler. İşin esmini. Peki farklı yani iki grupla ayrı ayrı organizasyonlara mı gidiyorsunuz? Yok organizasyon aynı. Farklı grup. Farklı müzik. Anladım. Eski müzikler de var. Hmm. 70'lerin 60'ların müzikleri var. Benim dünyada olmadığım müzikleri çalıyorum ben. Hadi bir tane bir örnek. 70'lerin onlar aşağı yukarı 73-74 yaşlarındalar. Ama maşallah benden gençler yani o derece. Çok iyiyiz yani inşallah evet. dinlersiniz bir ara bir. Ne güzel tabii ki geleceğiz. 70'lerden bir parça. O zaman Besan Muço yapalım. Oo süper. Besame, besame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Que tengo miedo para darte y para darte después. Bésame, bésame mucho. Come si fu esta noche la ultima vez. Bésame, bésame mucho. Que tengo miedo parlarte y parlarte después. Quiero tenerte muy cerca, miras tus dos, tú ante mí. Si yo no vengas mañana, lo eres tan lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Que tengo miedo, parlarte y parlarte de después. Müthiş bir enerji geldi bize bu parçayla birlikte gerçekten. Hareketli parçalar daha böyle bir enerji tabii, getiriyor Türkçe insana pop hareketli parçalar da var. Çok hoş parçalar. Zaten bugün seni dinlemeye geldik biz buraya. Konuklarımıza güzel bir şeyler sunacağız. Şarkılarla coşacağız değil mi? Hı hı. Bir de gitarın tınısına ben bayılıyorum. Ben de öğrenmeye çalışıyorum. Biraz çalıyorum ama. Öğretebiliriz. Daha henüz ilerletemedim. İtinayla ders verir. İtinayla ders verir. Peki. Nil, sana dönmek istiyorum. Tekrar merhaba. Merhaba. Nil, şimdi senin çok başarıların olduğunu biliyorum. Başarı öykülerin var. Bu öykünü bize biraz anlatır mısın? Senin dilinden dinlemek istiyorum ben. Ben de söyleyebilirim ama Nil anlatsın istiyorum. Ne dersin? Ben piyanoya 3 yaşındayken başladım. Benim ilk yaşamam Adana'da oldu. Adana, yani 7 yaşındaydım Adana'nın yaşamasına girdiğim zaman.
Adana 1. Uluslararası Rapsodi yarışmasında birincilik elde ettim. İlk yarışmamda birinci olduğum için çok mutlu oldum yani. Çok sevindim. Süper. Ya daha 1 yıllık piyanistken değil mi? Böyle büyük bir başarı elde etmek çok muhteşem bir şey. Daha sonra hep yine birinciliklerim var. Birincilikleri hiç kimseye kaptırmamışsın sen. Hangi birinciliklerdi onlar? Ondan bir sonraki yarışmam İstanbul'da oldu. İstanbul 14. Para Piyano yarışmasında tekrar birincilik elde ettim. Sonra İzmir'de 5. Mozart Akademi yarışmasında yani tekrar birincilik elde ettim. Sonra Alanya Müzik yarışmasında 17. Tekrar birincilik elde ettim. Sonra 3. Edelweiss Piyano yarışmasında tekrar birinci Viyana'da Tebrik ediyoruz senin. Başarının da devamını diliyoruz. Yine senden bir parça almak isteriz. Ne çalacaksın bize? Bach'ın 3 sesli versiyonundan No. 11. Peki, dinliyoruz. Dolmuş gibi duruyor. Teşekkürler Nil. Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Şimdi ben stüdyoya geri dönüyorum. Evet Uğur. Şimdi dedim ya izleyicilerimize de söyledik. Müzisyen bir anne babanın oğlusun. Aylin Urkan'ın Evet. oğlusun. Anneni kaç yaşında kaybettin? 3 yaşındaydım ben 3 kaybettiğim zaman. yaşında. Tanımıyordum. Tanımıyordun. Tanımadım. Şimdi anneni anlat desem tabii ki anlatamazsın. Ama daha Tabii sonra ki öğrendin anneni. bir takım bilgiler edindik. Ama çok fazla değil açıkçası. Sadece gazetelerden, radyolardan, televizyonlardan duyduğumuz kadarıyla. Şimdi annem o kadar ünlü ki arşivlendi mesela. TRT Müzik arşiv olarak yayınlıyor artık. Bir tanıdığımla konuştum. Rica ettim dedim hani arşivleyebilir miyiz? Ay Tabii ki dedi muhteşem bir şey tabii arşivleyelim. ki. Hani Sezen Aksu'su Nilüfer'i arşivleniyor da annem niye arşivlenmesin? Öyle Niye kıymetli bir eskiler? sanatçımız tabii Tabii. ki. Atilla Atasoy'la da çalışıyorum. Tabii Nurhan Damcıoğlu'yla da çalışıyorum. Hem birliktesiniz yani Tabii tabii iletişim arada böyle halindesiniz. kanto müzikleri falan da yapıyoruz. Yunan müzikleri de yaptık. Nurhan'ın da alalım konuk. İnşallah beraber. İlerleyen zamanlarda inşallah. Beraber inşallah. Evet.
Peki o zaman şimdi yine bir parça alalım senden. Kenan Doğulu'dan güzel bir parça yapayım. Tamam, peki. Tutamıyorum zamanı yapalım. Zaman hareketten tutamıyoruz. Aynen. Kızımız da çok güzel. Ellerine sağlık canım. Çok güzel çalıyorsun. Teşekkür ederim. İnadına yenilmeden, aşık olmadan gel. Bu gidişin sonu kötü, kalbi kaybetme gel. Siyahını bırak da gel, neredesin yeter. Aşka zulmedip küsmesen yeter. Şafağın kararı daralır geceler. Yerine hiç beni koyup sarhoş oldun sen. Kadehine boyun eğip gülle küstün mü sen? Yüreğine cayır cayır kor çilek saçıp göz göre göre korku saklayıp boğazına gömülür sustun mu hiç? Kalbimde tahta sahip ol. Senin gülen yüzüne kurban bu serseri kalbim. Ama karar ver, tutamıyorum zamanı. Kal gittin yerde mutlu ol. Ya da gel. Kalbimde tahta sahip ol. Senin gülen yüzüne kurban bu serseri kalbim. Ama karar ver, tutamıyorum zamanı. Ama karar ver. Ama karar ver. Tutamıyorum zamanı. Ay çok güzeldi, çok güzel bir parça bu da. Şimdi Uğur, bir takım projeler içinde bulundun mutlaka şimdiye kadar. O projeleri biraz bize anlatmanı isteyeceğim. Daha sonra önümüzdeki projeleri de konuşuruz. Şimdi İstanbul'a gitme durumum vardı. Maalesef olmadı. Kısmet olmadı. O Ses Türkiye'ye katıldım. Öyle mi? Kazandım. Ama nasip olmadı gitmek. Öyle bir projem vardı. Uzun hikaye, anlatırım onu. Anlatayım isterseniz şöyle. Anlatın, bir. Anlatın. Tamam. Tamam. Şimdi saat 5-6 saatleri. Sabah ben otele gidiyorum. Alsancak'ta bir otel var. Orada yarışmaya katılıyorum. Bir videom var. Videomu veriyorum. Bir de üstüne şarkı söylüyorum. Bana mesaj geliyor akşam. Otelden ayrıldıktan sonra mesaj geliyor. Uğur Bey, O Ses Türkiye'yi kazandınız. Tebrik ediyoruz diye. Ben de bir sevinç. Evet. Diyorum tamam, İstanbul'a gideceğiz. Kurtaracağız. bakıyorum. Diyorlar ki sabah saat 8'de burada olun. Gecesi bana mesaj geliyor, sabah saat 8'de burada olun ve geç bir saatte geliyor bana mesaj. Doğru bir mesaj mıydı? Gerçek bir mesaj doğru mıydı? Doğru mesaj tabii. Acunmedia.com'dan geliyor. Gene seviniyorum. Hadi diyorum, ümidimi kaybetmedim. Kaybetmeyeceğim. Diyorum ki otobüs var mı? İşte otobüs 8 saat yol. Şimdi otobüs mümkün yok aslında, 8 saat yol sürdüğü için o zamanlar tabii. Yok, otobüs yok. Otobüsü erteledik. Hadi dedik uçağa şey yapalım. Uçakta rötar yapmış. Hay Allah. Uçağa da binemedik. Böylelikle gitti olay. Kısmet değilmiş. Kısmet değilmiş. Keşke Allah bir yerden... mazeretini hani iletseydin daha sonraki bir günde falan olsaydı. Nasip değilmiş. Mazeret uydursak da belki de olmayacakmış. Bir şeyin yani, önüne geçemiyorsun. Peki albümün var mı? Albümüm vardı. Dedim hani bir takım
nedenlerden dolayı tabii ki şu an biliyorsunuz pandemi olayı var. Pandemi olayından dolayı işlerde aynen. Şu an ama 2022'de patlama var. Patlama var. Süper, bekliyoruz. O genç ışıldayan gözlerde o başarıyı yakalıyoruz, biz İnşallah. De görüyoruz. İnşallah hep böyle yolun açık olur. Müzikten hiç kopmazsın, hep devam edersin zaten. Müzik benim her şeyim zaten. Bu benim mesleğim. Değil mi? Mesleğim. Tabii mesleğim. Onu asla bırakamam. Peki ne yapmak istiyorsun? Hangi noktalara gelmek istiyorsun? Bir idealin mutlaka vardır. Benim idealim şöyle. Ben orkestranın önünde şarkı söylemek istiyorum. Bir şey çalmayıp şarkı söylemek istiyorum. Sadece evet. Solo. Bir de İstanbul'a gitmek istiyorum. Benim hayalim. Hani ünlü... İzmir biraz kapalı kutu gibi değil tabii, mi? Tabii. İstanbul'da müzik konusunda daha mı yollar daha açık oluyor? Düşük. İstanbul Hı-hı. daha yüksek Hı-hı. ama zor. İstanbul zor ama yüksek müzik açısından. İstiyorum hani pop star olayım. Egeit yani tutan bir hani sebep Aylin mi var? Aylin Urgal ismini kullanarak da yapabilirim bunu. Bana Hı-hı. söyleyenler çok oldu. Hata bende açıkçası. Ben bunu değerlendirmedim. Evet. Değerlendirseydim şimdi belki çoktan İstanbullu olurdum. Babam da çok iyi bilir bu işleri. Gitmene bir engel mi var, sebep mi var? Burada işlerim var, ailem burada, işim burada, kazanıyorum. O yüzden bir sıkıntı olmuyor. Şu an işler biraz durdu tabii hani pandemi dolayısıyla. Memleketimden ayrılmayayım yine, burada ekmeğimi kazanayım mı? Tabii kazanayım. Artık birisi keşfederse, tüksündeki gibi. Atlar giderim diyorsun. Evet, kartımı vereyim falan. Ay. Nil, merhaba tekrar. Merhaba. Biraz önceki salonda görüntü donmuştu. Seni tekrar bir parçanı dinlemek istiyoruz. Ne çalacaksın bize? Mendelssohn. Tamam, peki. Yine çok güzel bir parça çaldın bize. Çok başarılıydın. Sen böyle ileriki yaşlarında da hep müzikle, hep piyanonla baş başa olacaksın sanırım değil mi? Meslek olarak piyano sanatçısı olmayı düşünüyorsun değil mi? Tabii. Yoksa başka aklında başka şeyler de var mı? En büyük hayalim aslında benim en büyük arzım Çaykovski piyano yarışmasında finale kalmak ve Ergeye ile aynı sahneyi paylaşabilmek isterim. Of. Aynı zamanda da piyano sanatçısı olmayı çok isterim.
Zaten sen piyano sanatçısın, gönlümüzün prensesi, minik prensesimiz. Çok teşekkür ediyorum, çok da başarılısın. Sihirli parmaklar. Aynen. Peki Uğur, bize annenin böyle hit olmuş parçalarından birisini seslendirir misin, tabii, çalar mısın? Slow bir parçası var onun, Nerelerdeydin diye. 45'lik plakta, evet, liste başı zaten. Hı-hı. O tamam, zamanların. Dinleyelim. Bu ne rastlantı arkadaş, nerelerdeydin? Bunca yıl aradım seni, nerelerdeydin? Beni sorma kalbim kırık, bir gün gülmedin. Aynı hayat, aynı sevda, seni bekledim. Çok yıl oldu rastlamadık birbirimize. Gel bu akşam uzanalım geçmişimize. 3-5 kadeh canlandırır hatıraları. Belki yeniden yaşanır gençlik yılları. Yoksa sen de mi söyle, benim gibi böyle yıllarca bekledim. Yoksa sen de mi söyle, benim gibi böyle yıllarca bekledim. Bu ne rastlantı arkadaş, nerelerdeydin? Bunca yıl aradım seni, nerelerdeydin? Beni sorma kalbim kırık, bir gün gülmedin. Aynı hayat, aynı sevda, seni beklerim. Yoksa sen de mi söyle, benim gibi böyle yıllarca bekledim. Yoksa sen de mi söyle, benim gibi böyle yıllarca parça gerçekten, yani hatırladım ve sözlerini bile hatırladım ben şimdi. Hatta birazcık böyle eşlik etmeye çalıştım sana. Süper, harika sözleri. Çok. Kendisi çok de öyleydi. Evet. Parçaları da öyle. Birçok albümü vardı değil mi? Ali Kocatepe'nin de aracılığıyla oldu, bazı şeyler olmuş. Plak açısından, düzenlemeler falan. Hı-hı. Buradan Ali Kocatepe'ye de çok selam. Görüşüyoruz arada. Sevgiler. Telefonlaşıyoruz. Sevgiler. Çok güzel valla. Şimdi o zaman biraz sizleri soluklandırayım. Ben bir şiir okuyayım. Bana tabii, böyle bir fon müziği verirsen. Hemen. Kısa bir şiir zaten. Gitar sanatçımızı bulmuşken. Tamam. Gitar eşliğinde şiirimizi okuyalım. Olur. Siz başlayın. Bir sevda türküsü yaz bana. Şimdiye dek duyulmamış olsun. Yaz ki tüm dünya duysun. Yapraklar mutluluk gözyaşlarını yaprağa, toprağa bıraksın. Ay saklandığı yerden çıksın, güneş hiç batmasın. Sevdiceğim, yüreğimdeki telaşı anlat bana. Sesimin titrekliğini, başımın bir hoşluğunu anlat ki bileyim. Aşkı, sevdayı anlat bana. Evet, böyle bir şiirim. Kısa bir şiir. Çok ağzınıza teşekkür sağlık ederim. Harikaydı. Çok teşekkür çok ederim. Çok güzel.
Teşekkür ederim Nil. Beğendin Teşekkür mi ederiz. şiirimi? Evet. Sen şiir okuyor musun peki? Bazen. Var mı aklında bir şiir ezberinde? Yani çok fazla yok ama onlar da çok küçük şeyler ve çok fazla sevmiyorum okumayı. Çok fazla sevmiyorsun. Peki o zaman. Şimdi Uğur sana tekrar dönmek istiyorum ben. Biz müzik dinleyeceğiz dedik ve 70'lerden çaldın. Şimdi kendi besten var mı peki? Yok, şu an yok ama yapacağım. Bir sanatçının en büyük hayalidir değil mi Tabii beste? tabii Peki beste. bunun için bir olgunlaşma dönemi falan mı gerekiyor? Ne Aslında lazım? hayır hayır aslında genç yaşta olanlar da yapıyorlar. Bu his, duygu. Hani öyle bir şey olacak ki sessiz bir ortamda olacaksın. Yakalayamadın mı o sessiz Yaşadığın ortamı? şeyleri yakaladım da maalesef bize sessiz ortam pek olmuyor. Kalabalık bir ortam. Kalabalık bir ortam olunca Ama bir gün inşallah veremiyoruz olacak. kendimizi tabii. Tabii ki inşallah benim tek hayalim zaten hani beste yapıp onları satmak. Aslında satmak da değil. Dinleyicilerle yüzeyi Ünlü buluşturmak. sanatçılara da vermek. Projelerin içinde bunlar var o Tabii zaman. tabii. İstanbul var. Besteler var. Evet, Bunlar olacak albümde inşallah. çıkacak şeyden sonra, İnşallah. bu 2022'de diye pandemi döneminden sonra düşünüyorum. patlama yapacağım dedin İnşallah. zaten. Şimdi bu patlama bandemi Bitsin. Peki bu günleri nasıl geçirdin evde? bitsin. Bugünleri evde prova yaparak geçirdim. Piyanom var evde. Evet. Onu çalarak canlı yayın yaptım Face'ten. Arkadaşlarım, akrabalarım izlediler Zaten sağ müzisyen olsunlar. bir baba da var evde. Tabii. Baba da Diğer müzik kardeşler dinliyor. ilgileniyor mu müzikle? Gitar çalıyor da. O da aynı. Aynı. Hem Aynı. beraber. Evet. Bana Hatta bakın onu bugün görün yani o derece. Hatta bugün dedim hani size kardeşinizle abi miydi Yok kardeşim? kardeşim ikizim. Kardeşinizle birlikte ikizdiniz değil mi siz? İkiziz. Gelebilir misiniz diye onun bir işi olduğunu söylemiştiniz değil mi? Neyse. Şimdi yine bir parça alacağız sizden. Tamam. Biraz böyle hareketli mi söylesek? Enerjimi toplasak. Şarkı gibi duruyorsun öyle. Meselenin de bana hala dargınsın. Ben gördüm hatamı, paylaştım seninle. Meselenin de bana hala dargınsın. Bu sabah erken uyandım, gittim sana. Güller aldım mutlu ol diye, mutlu ol diye. Bu sabah gittin ağladım sana, şarkı yazdım sonsuz ol diye, sonsuz ol diye. Unutulsam mı, unutulmasam mı? Saklansam da bir köşede ben de, yaşlansam mı? Unutulsam mı, unutulmasam mı? Saklansam da bir köşede ben de, yaşlansam mı? La 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 la. Şarkı gibi duruyorsun öyle. Ne söyledim de bana hala dargınsın. Ben gördüm hatamı, paylaştım seninle. Ne söyledim de bana hala kızgınsın. Bu sabah erken uyandım, gittim sana. Güller aldım mutlu ol diye, mutlu ol diye. Unutulsam mı, unutulmasam mı? Saklansam da bir köşede ben de, yaşlansam mı? Unutulsam mı, unutulmasam mı? Saklansam da bir köşede ben de, yaşlansam mı? O çok güzel ama. Çok da güzel bir şarkı bu. Çok Yalın. severim ben bunu Yalın'ın. Yalın'ın eski parçalarından. Ağzına sağlık, evet. İlk albüm çıkardığı parçalar olsa gerek. Ses tonum da biraz yani yaklaşık benziyor gibi böyle bir tınıyı Bazı aldım ben. sanatçılara benzetirler. Evet. Şiir sever misin? Şiir okumadım açık Çıkamadın. söyleyeyim ama severim. Dinlemeyi çok seviyorum.
Hem Suat Bey de hani şiir okuyor. Sayesinde dinliyoruz. Evet. Siz de çok güzel okuyorsunuz bu arada şiiri. Çok teşekkür Harika ederim. Harika bir ses tonunuz var. Çok sağ olun. Süper. Yine bir şiir yapalım mı o zaman? Tabii yapalım. Beni cesaretlendirdiniz. Aynen öyle. Tabii ki her zaman. Gözlerine baktım, hüznü, çaresizliği gördüm. Gözlerine baktım, aşkı, sevdayı, tutkuyu gördüm. Avuçlarında dünyayı hapsetmişti sanki. Öylesine güçlü, öylesine cesur. Ilık bir meltem gibi nefesi doluyor saçlarıma, savruluyorum gökyüzüne. Hele ruhuma kazınan o sözler var ya, ne bileyim, ne diyeyim bilmem ki. Eredim işte, eredim. Ruhunun derinliğinde yok oldum ben. Evet, böyle bir şiir. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel, kısa ve öz, harika bir şiir oldu. Ağzınıza sağlık. Çok uzun değil zaten şiirlerim. Süper, böyle. Olsun. Anlamlı ama. Anlamlı, önemli olan o. Gelince. Anlamlı, önemli. Evet, yazıyorum ben de, çiziyorum. Süper, bir şeyler çıkıyor ortaya. Şimdi yeni bir şiir yazacağım. Hani epeydir bir şiir üretemiyorum bu arada. Bir yoğunluk var hayatımda. Öykü falan yazıyorum, onların bir yoğunluğu var. Bir de şiir yazmak için hani ben oturayım şiir yazayım olmuyor. İlham gelecek. Tabii, bir his, anda bir tek duygu. Cümle, bir tek kelime bile bir bakıyorsunuz ki kağıdı, kalemi elinize almanıza sebep olmuş. İçimde bir birikim var, bir şey yazacağım biliyorum. Bir iki kelimesi çıktı, devamını bekliyorum. Gelsin, neredesin diyorum, gel. İnşallah o da gelecek. İnşallah, inşallah. Nil, beğendin mi şiirimi tatlım? Evet, çok beğendim. Çok güzeldi. Çok teşekkür ederim. Sen de piyanonun prensesisin. İşte herkes kendi dalında. Ben de işte böyle şiir yazıyorum, şiir okuyorum. Sen de piyanonun tuşlarına o sihirli parmaklarına dokunuyorsun. Mozart'tan çalar mısın bize, var mı? Veya kendi düşündüğüm bir parça. Ne çalacaksın? Murat Kajlayev'den. Peki. Çalacağım. Peki, bekliyoruz. Tebrik ediyoruz. Çok teşekkürler. Ellerine sağlık.
Ne kadar güzel ama değil mi Uğur? Hani çocuklarımızın, gençlerimizin müzikle, sanatla, sanatın herhangi bir dalıyla uğraşıyor olmaları. Ve ki üstelik yaşı da küçük ama kendi geldim. Çok büyük. Kendi çok büyük. Ben senden ders almak istiyorum. O senin kedin mi? Evet. Adı ne? Lili. Hep duyamadım. Lili. Lili. Aa, çok güzel. Benim de bir kuş aldım. Adı papatya. muhabbet kuşu. Besliyorum. Papatya. hayvanları sevmek de çok güzel bir şey değil mi? Onları korumak. Hele bu evde kaldığımız süre içinde değil mi Nil? Hayvanlar da bize arkadaşlık ediyorlar. Nasıl arkadaşlarınız iyi mi? Çok da şirin, çok tatlı. Aranız iyi mi? Ha, iyi tabii i̇yi, ki. Belli. Yanından ayrılmıyor, ne güzel. Peki Uğur, şimdi ne söyleyeceksin bize? Şimdi seninle başım dertte yapalım. Seninle bir başım selamı şahin. Dertte. Tamam. Bilmiyorum seninle sonumuz ne olacak? Belki bu aşk ölümsüz, belki yarım kalacak. Bilmiyorum seninle sonumuz ne olacak? Belki bu aşk ölümsüz, belki yarım kalacak. Her gün değişiyorsun, avutuyorsun beni. Bir bilmece gibisin, çözemedim ben seni. Seninle başım dertte, ne yapsam bilmiyorum. Canımdan bir parçasın, söküp atamıyorum. Seninle başım dertte, ne yapsam bilmiyorum. Canımdan bir parçasın, söküp atamıyorum. La 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 la. Bazı gün darılırsın, bazı gün barışırsın, bazı günde kaybolur, hasrete karışırsın. Bazı gün darılırsın, bazı gün barışırsın, bazı günde kaybolur, hasrete karışırsın. Her gün değişiyorsun, avutuyorsun beni. Bir bilmece gibisin, çözemedim ben seni. Seninle başım dertte, ne yapsam bilmiyorum. Canımdan bir parçasın, söküp atamıyorum. Seninle başım dertte, ne yapsam bilmiyorum. Canından bir parçası, söküp atamıyorum. Atamıyoruz. Atamıyoruz. Ay,
şarkıları atamıyoruz. Evet evet. Selami Şahin'in gerçekten çok, üstad besteleri çok, çok değerli muhteşem, bir müzisyen. Babamın da arkadaşı. Öyle mi? Tabii Selami Şahin. Bir fotoğrafımız var Selami abimle. Hı-hı. Çok eski, Efes Ateli'nden kalma. Onu bulsaydım keşke şu yayını da gösterirdik ya, ama. Ya ne kadar güzel olurdu. Artık nasip başka bir yayın inşallah. Olurdu. Bak ne kadar güzel besteleri var. Bunlar seni hep yüreklendirsin Selami Şahin'in, değil mi? Tabii tabii. İşte ben de beste yapayım, mutlaka gündeme getir bence. Mutlaka. O duygu selini yakala. Çok mutlaka. Güzel, çok naif bir sesin var. Gitar çalıyorsun, çok piyano çalıyorsun, çok değil ederim. Mi? Peki müziğin dışında hani tiyatro falan hiç ilgilendin mi? Ben belediye bandosuna gittim. Gene hı-hı. müzikle alakalı. Bir süre orada bulundum, 5 sene gibi. Ondan sonra oradan ayrıldıktan sonra müzikten başka bir şey yapmıyorum aslında. Ben çok güzel resim de yaparım. Resim? Kara kalem. İyidir benim. Var mı çalışmaların öyle? Var birkaç tane çalışmalarım. Ha. Aileden de geliyor. Ablam da çok iyi resim yapar. Evet. Rahmetli'den de çok iyi. Tabii ailede hem resim hem evet. müzik bunlar barındırılıyor. Sanat ama tiyatroyla hiç uğraşmadım. Keşke uğraşsaydım. Pişman oldum ya. Açıkçası. Yani tiyatro çok güzel bir şey. Gel bizim grubumuza. İnşallah, grubumuza. İnşallah. İnşallah. Tiyatro da benim nefes aldığım yer. Çok süper, sevdiğim bir süper. Sanat. Onun tozunu yutmak zaten bambaşka muhteşem bir şey. Muhteşem bir şey. Hem sahnenin tozunu yutmak hem tiyatro sahnesinin tozunu yutmak. Evet. Aynı zaten. Yeni bir projem var. Projemiz var hocamla. Eski fotoğraflar oyunu. O oyunda ana karakteri oynayacağım. İnşallah bu pandemi döneminde biraz yakışır size de. Çok yakışır. Atlatabilirsek çalışmalarımıza başlayacağız. Zaten teksti yavaş yavaş okumaya başlayacağım. Bu şekilde. Yani sanat gerçekten ruha çok iyi gelen bir... Sizin için hayırlısı olur inşallah. İnşallah. Sağlıklı bir şekilde inşallah şu pandemi dönemi geçtikten inşallah. Sonra hepimiz için hayırlısı olsun. İnşallah. Öyle diliyoruz. Nil... seninle vedalaşalım diyorum artık. Veda vakti geldi seninle. Kendine de iyi bak. Mutlaka iyi bakıyorsun. Bak yanından da ayrılmıyor. Seni çok öpüyoruz. Başarının devamını diliyoruz. Teşekkür ederim. Çok kendine iyi bak Nil. Görüşürüz. Tamam. Teşekkür ederim. Her zaman piyanonla baş başa ol inşallah. Derslerin de iyidir bu arada değil mi? Mutlaka iyidir. Senin gibi akıllı bir kız. Dersler iyi mi? Evet, evet. Bayağı. Tamam, peki. Sen yine görüntümüzde kal, bir yere gitme. Artık hani piyano çalmayacaksın, programımızın sonuna geliyoruz. O yüzden veda etmek istedim. Yine görüntümüzde kal, orada bizi izlemeye devam et, olur mu? Olur. Tamam. Uğur, şimdi programımızın sonlarına geliyoruz hı-hı. artık. Ne çalacağız yine? Şimdi şöyle annemden bir parça yapayım diyorum. Sen yarattın beni. Of tamam. Ondan sonra Cem Karaca'dan yapayım diyorum. Peki süper. Islak türkü ıslak. Söylüyor musun bu arada? Hiç türkü pek söylemiyorum açıkçası. Peki. Yine ıslak ıslak Cem Karaca'dan. Aynen. Of of. Aynen. Tamam peki. Portföy gibi değil mi? Ben alışmadım ki sensin güzelliğin tadına. Ben adamışım ömrümü seninle paylaşmaya. Yüreğimde bir sevinç var, gönlümde bir heyecan. Beni dinliyor musun? Sen yarattın beni, bendeki bu güzellik seni bana mahkum etti. Sen yarattın beni, öğrettin sevmeyi. İşte bu aşk beni sana mahkum etti. Ben alışmadım ki sensiz güzelliğin tadına. Ben adamışım ömrümü seninle paylaşmaya. Yüreğimde bir sevinç var, gönlümde bir heyecan. Beni dinliyor musun? Sen yarattın beni, bendeki güzeli. Bu güzellik seni bana mahkum etti. Sen yarattın beni, öğrettin
seni. İşte bu aşk beni sana mahkum etti. Sen yarattın beni, öğretti sevmeyi. İşte bu aşk beni sana mahkum etti. Ay çok teşekkürler. Annemin çok güzel bir parçası. Evet ya. Tabii şimdi annemden bahsetmişken bütün sanatçılarımıza rahmetle anıyoruz. Evet, kaybettiğimiz. Barış Manço'su, Cem Karaca'sı, Aynur unutulmazlar Galı. Unutulmazlar arasındalar. Tabii hepsi, hepsi unutulmaz. Sanatçılarımız. Burada yaşayanlara selam söylüyorum. Atilla abimi öpüyorum, Atilla Atasoy'u. Nurhan ablamı da öpüyorum. Sevgiler gönderiyoruz. Sevgiler gönderiyoruz. Programımıza davet ediyoruz burada. İnşallah. Şimdi Cem Karaca'dan yapalım diyorum. Şöyle bir ıslak ıslak. Peki. Yağmur da yok ama. Yarın yağacakmış. Oo. Gecenin nemi düşmüş gözlerine. Ne olur ıslak ıslak bakma öyle. Gecenin nemi gözlerine. Ne olur ıslak ıslak bakma öyle. Saçını da sineme, derdini söyle. Yeter ki ıslak ıslak bakma öyle. Saçını dök sineme, derdini söyle. Yeter ki ıslak ıslak bakma öyle. Sürerim bulutlar tarlaları, yağmurlar ekerim görün göğsüne. Güneşte demlenir senin çayını, yüreğimden süzen boyla veririm. Ben feleğin şu çarkına çomak sokarım. Ben feleğin tekerine çomak sokarım. Yeter ki ıslak ıslak bakma öyle. Ne olur ıslak ıslak bakma öyle. Yeter ki ıslak ıslak bakma öyle. Ne olur ıslak ıslak bakma öyle. Da uzatırdık da. Bu nasıl bir nefes maşallah. Teşekkür ederim. Ay çok güzel parçalar seslendirdin. Eline yüreğine ne ağzına demek, ne sağlık. Demek. Her zaman, her zaman. Hem bize ve izleyicilerimize çok güzel bir müzik şöleni sundun. Ne mutlu bana izleyicilerimizle beraber bir arada olmak, sizinle bir arada olmak. Çok güzel bir program oldu. Elinize ağzınıza sağlık. Çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum konuğum olduğun için. Nil'e de çok teşekkür ediyoruz. Ellerine sağlık. Mutluluklar diliyorum inşallah senin hayatında. Teşekkür ederim. Sanat hayatında başarılar diliyorum. Çok beğendim. Harikasın. Ben size başarılar dilerim. Öpüyorum tekrar. Hoşça kal. Tekrar görüşmek üzere diyeyim. İnşallah ilerleyen zamanlarda yine başarı öykülerini senden dinleriz. Çok öpüyoruz seni. Ben size. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ediyorum tekrar Uğurcuğum. Ben teşekkür Uğurcuğum. Ederim. Ben teşekkür Eline, ederim. Eline yüreğine ağzına sağlık. Ne demek, ne demek her zaman. Görüşürüz. Evet, sevgili izleyiciler bir kültür ve sanat programımız daha burada sona erdi. Haftaya tekrar buluşmak ümidiyle hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Hayata gülümsemeye devam edin. Hoşça kalın.